Ankara'nın merkezindeki en büyük karma yaşam projesi olan Merkez Ankara Konutları lansmanı öncesi ön satış tanıtım toplantısı ilk kez Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapıldı. Ankara'yı bilenler iyi bilir. Biz buraya diyoruz ki Ankara'nın gerçek merkezi. Aşti, eski Aşti ve Egon'un yeri. Evet. Burası genel bölge olarak tam en eski merkezi. Yani ulus civarı. Bizim bulunduğumuz arazi de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ego garajı denen Ego otobüs terminallerinin bulunduğu çok meşhur Ankaralı herkesin bildiği, tanıdığı bir arazi. Burası Büyükşehir Belediyesi'ninmiş. Büyükşehir Belediyesi bunu TOKİ'ye, TOKİ de Emlak Konut'a devretmiş. Biz de Emlak Konut'un ihalesine girdik 2015 yılında. O ihalede ihaleyi kazanarak bu projeyi geliştirdik. Çok ciddi emek harcadık bu projeyi. Bu yaptığımız projeyle bu bölgeye yapılan en büyük yatırımı biz yapıyoruz. Bu millet bahçesinin bir tarafı eski Ankara olacak, bir tarafı yeni Ankara olacak. Biz bu yeni Ankara tarafında kalıyoruz bu projeyle, Merkez Ankara olarak. Taksitli ödeme imkanları sunuyoruz. Peşin almak isteyen olursa ciddi bir iskontoyla peşin alma imkanları sunuyoruz. 950 Euro'dan başlayan taksitlerle 3+1 alma imkanı sunuyoruz. Proje 3 fazladan oluşuyor. Merkez Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan tarafından yapılan sunuma Düsseldorf Başkonsolosu Şule Günel, Ticaret Ateşesi Anıl Gürtuna Kaya, Müsiyat Kuzeyran Vesfalya Başkanı Bahattin Yılmaz, Avrupa Ankaralılar Derneği Başkanı Halil Yalçın ile birlikte sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Bu dev projenin tanıtım toplantısına BRTV'de davet edildi. BRTV Almanya temsilcilerimiz Ali İnan ile Tarık Başören dün gün boyu bu önemli toplantıyı takip etti. Konya yolu, Ankara'nın en meşhur bulvarıyız şu anda. Konya yolu. Konya yoluna sıfırız. Karşısı da önümüzde Hipodrom Caddesi var. Hipodrom Caddesi'nin karşısı da bahsettiğimiz millet bahçesi. Şu anda Türkiye'nin en önemli projeleri bunlar, millet bahçeleri. Bunların en etkili, en güzel olanlarından bir tanesi de bu bizim önümüzde yapılıyor. Biz bir köprüyle o millet bahçesine bağlanacağız. Bu özelliğiyle bu konutlar benzersiz. Ankara'da hakikaten böyle bir lokasyon, millet bahçesine komşu, istediğinizde bir köprüyle hemen ulaşabilme imkanına sahipsiniz. Böyle bir lokasyonda böyle bir aile konutu sahibi olmak sadece bu projede mümkün. Yani şartımız. Tamam, aile konutları üzerinden bakacağız bu bölümden. Biz şu an 3 tane bile satıyoruz zaten. 3+1 ve 4+1'ler bu ikisiyle. 3+1. Başkentimize, Türkiye'nin başkenti Merkez Ankara'dan misafirlerimiz var. Evet, şu an Fatih Bey bizlerle beraber. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'nin merkezinden Almanya'nın Kuzeyren Vesfalen'in merkezine geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Merkez Ankara projesiyle geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih Erdoğan. Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. İnşaat sektörüyle meşgul olan bir şirketiz. Ankara merkezliyiz. Ankara'da büyük yatırımları olan bir şirketiz. Buraya gelirken özellikle Merkez Ankara projemizi seçtik. Çünkü Merkez Ankara projemizin bazı özellikleri var. Bu özelliklerin buradaki vatandaşlarımıza daha cazip geleceğini düşündük. Ve lansman öncesi fırsatlarla, lansmanını henüz yapmadığımız için lansman öncesi fiyatlarla bu fırsatları önce buradaki vatandaşlarımıza sunalım istedik. O yüzden Merkez Ankara projemizi getirdik. Ayrıca bu fiyatların yanında özel ödeme seçenekleri, taksitli ödeme seçenekleri, 60 aya kadar varan vade faksız taksitlendirme seçenekleri, buradaki vatandaşlarımızın cazip bulabileceği ödeme seçenekleri getirdik. Bir kere bu projeyi seçmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi de buydu. Çünkü bu projemizde bizim emlak konut güvencesi var. Emlak konutla haslat paylaşımı modeliyle yaptığımız bir proje. Emlak konut güvencesi ne demek? Aslında vatandaşlarımız satın aldıkları dairelerde, satın alma sözleşmesinde muhatapları emlak konut. Emlak konut kim? İşte TOKİ'ye ait, devlete ait bir şirket. Yani muhatapları devlet olmuş oluyor. Sözleşmenin diğer tarafında devlet olmuş oluyor.
ve oradaki bütün taahhütler, sözleşmede var olan bütün teslim taahhütlerinin altında devletin imzası olmuş oluyor. Özellikle yatırım olarak değerlendirmekte çok fayda var. Çünkü bu tarz projelerde lansman öncesi fırsatlar önemlidir. Lansman öncesinde yapılan yatırımlar her zaman çok kazandırır. Bir de bizim bölgesel olarak projemizin bulunduğu bölgeye gelen çok ciddi devlet yatırımları da var. Bu yatırımlarla birlikte bu bölge aslında Ankara'nın yeni parlayan gerçek merkez diyoruz biz buraya. Gerçek merkezi hak ettiği cazibesine kavuşmuş olacak. Biz de bunun en büyük yatırımcılarından biriyiz.